Evet, Uçum'un yeni anayasa paylaşımı. Şimdi bu yeni anayasa paylaşımında bir ilk 4 madde ve 50 artı 1 detayı var. Tabii işte daha demokratik bir anayasadan bahsediyor olması, bütün bunları konuşacağız. Yine Olcay Aydilek bizimle devam ediyor. Skype üzerinden de uzaktan da bir bağlantımız var. Sayın Selçuk Özdağ, Saadet Gelecek Partisi Grup Başkanı Sayın Özdağ da bizimle birlikte. Selçuk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, hoş Teşekkürler, bulduk. Sağ olunuz. Size de sonra şeyi soracağım tabii. Üretici çiftçi diyoruz bölge olarak. Evet. Siz de şu anda zaten çok fazla iç içesiniz. Orada çiftçinin, üreticinin isyanını siz de dinliyorsunuz. O kısmını ayrıca bir soracağım. Fakat nereden başlayayım? Bence Mehmet Uçum'dan başlayayım hemen. Önce onu bir sorayım. Çünkü yeni anayasa paylaşımı yaptı. İlk 4 maddeleri 50 artı 1 detayı var orada. Yani önem taşıyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi yeni gündemi zaten başlığı da şöyle. Olağan gündemimiz yeni anayasa. Artık biz bununla mı karşı karşıya kalacağız? Yani bu süreçten sonra bir cümlesi daha var ki onu da söyleyeyim. Yeni bir anayasa diyor. Sivil bir anayasa, kuşatıcı bir anayasa başlıkları var. Ana ilkeler bunlar, bu saydıklarım. Kuşatıcı bir anayasa, özgürlükçü bir anayasa, koruyucu bir anayasa, sosyal bir anayasa. Burası önemli. Gelişkin demokrasiye imkan veren bir anayasa ve milli bir anayasa. Ne dersiniz siz? Ya bunların hepsine kargalar güler. Bu Mehmet Uçum herhalde aklını peynir ekmekle yemiş birisi, öyle tahmin ediyorum. Şimdi yeni anayasadan bahsediyor. Ne yeni anayasası? Zaten mevcut anayasa ortada duruyor. Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan anayasası. 1982 anayasası değil ki. Bu anayasayı üçtekili kısmını 22 sene içerisinde değiştirdiler zaten. Burası Recep Tayyip Erdoğan anayasasıdır. Ve bu anayasaya uymuyorlar kendileri. Ve bu anayasa mahkemesi, anayasanın kurmuş olduğu anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorlar. Bizim parlamentoda soru önergelerimiz var. Biliyorsunuz 2017 yılında bir anayasa değişikliği oldu. 2018'de yürürlüğe girdi. Neydi bu? 2018'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Evet. Burada ne vardı? Milletvekilleri iki tane soru önergesi verebilirdi. Sözlü ve yazılı. Parlamentoda sözlü sorardık. Bakanlar çuvallarda orada hazırlıksız gelirlerdi. Derslerine çalışmazlardı. Danışmanlar yetiştiremezlerdi. Şimdi de zaman zaman böyle soru cevap fasılları var kanunlarla ilgili. Orada da yine aynı şekilde zaman zaman tabirime mazur görün çuvallıyorlar. Ben ne diyorum, tam buram ne diyor, bunlar ne söylüyor? Geçenlerde yine bir bakana aynısını yaptım. Bir dakika bir efendi, sorduğumuz sorulara cevap verin, konuşmacılara cevap vermeyin dedim. Tabii yine aynı şekilde bocaladı. Danışmanları kağıtları getiriyorlar. Biz yazılı soru önergesi, bize hak verildi. Soru önergesini eğer cevaplamazsa bakan 15 gün içerisinde anayasayı çiğnemiş olur. Hı-hı. Ya buna cevap vermiyor ki. Anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyor ki, yeni anayasaymış. Yeni anayasa yapsalar ne olur? Bu anayasaya uymuyorlar. Yeni anayasaya uyacakların teminatı neymiş Elif Hanım? Allah aşkına bunlar zokadır, zoka. Hiçbir siyasetçi, bakın hiçbir parti bu zokayı yutmamalıdır. Türkiye'nin bir yeni anayasa değişikliğine ihtiyacı yoktur. Açık söylüyorum, bakın yoktur derken de yani yeni bir anayasa yapılmasın mı? Mevcut anayasada değişiklikler oluyor, olmaktadır. Ama Türkiye'nin öncelikle siyasi partiler yasasına ihtiyaç vardır. Bunu niye söylemiyor? Milletvekillerini liderler belirliyor, halk mı belirliyor? Gelin hakim teminatlı üye yapalım. Hakim teminatlı üyeler sandığa gitsin. Aynı zamanda seçmen de tercihli seçim sistemiyle milletvekillerini belirlesinler 91 yılında olduğu gibi. Bunu niye gündeme getirmiyorlar? Bakın Türkiye'nin gündemine ne güzel söylediniz. Çiftçiler dediniz. Yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık, hukuksuzluk, keyfilik, Can Atalay meselesi işte parlamentoda gözümüzün önünde. Anayasa Mahkemesi hak ihlali vardır diyor. Yok diyorlar, 13. Ceza Mahkemesi Yargıtay'a gönderiyor. Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni bypass ediyorlar. Bir tanesi kalkıyor, ortaklardan bir tanesi kapatalım burayı diyor. Diğer ortak da, büyük ortak da şöyle söylüyor. Kendi atadıkları üyelere söylüyor. Bakın Anayasa Mahkemesi üyeleri 15 kişiden müteşekkildir. 13'ü Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış. 2 tanesi Abdullah Gül tarafından atanmış. Ne diyorlar? Beğenmedikleri kararları verirlerse, canım bunlar da FETÖ'cü canım. Bunlar da iltisaklı canım. Bunlar da terörist. Tırnak içinde söylüyorum bunları. Kendi atadıkları kişilere bu tür ithamlarla, bu tür yaftalarla karşımıza çıkıyorlar. Onun için ben Uçum'u kale almaya gerek yok. Kale alınacak kısım şudur. Türkiye'deki muhalefet partileri, özellikle yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber başlattıkları anayasasızlaştırma hamlesine karşı, hukuksuzluğa karşı, keyfiliğe karşı,
Türkiye'deki yoksulluğa ve yoksulluğun doğurduğu yolsuzluğa, yolsuzluğun doğurduğu yoksulluğa karşı, yasaklara karşı, ayım kararlarının uyulmamasına karşı dik durmaya davet ediyorum herkesi. Hep birlikte dik dursunlar. Hadi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dönüp desinler ki elinizde her türlü yetki var. Mevcut anayasa da elinizde. Buna göre kanun hükmünde kararname var mı? Var. Kararname var mı? Cumhurbaşkanlığı var. Karar var mı? Cumhurbaşkanlığı var. Parlamentoda çoğunluğunuz var mı? Var. Peki sizin elinizden tutan var mı? Yok. Mevcut anayasa mesela basının özgürlüğünü daraltıyor mu? Yok. Peki esnafların fakirliğine sebep mi oluyor? Yok. Yolsuzluğa mı sebep oluyor? Yok. Değil. Peki Türkiye'deki beyin göçünü devam etmesine mi sebep oluyor? Yok. Değil. Peki siz niye Türkiye'yi zengin yapmıyorsunuz? Niye Türkiye'yi hukuk devleti yapamıyorsunuz? Niye Türkiye'yi mutlu insanlar bir yer yapamıyorsunuz diye soru sormamız lazım. Ben herkesi omurgalı olmaya, herkesi bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Ve bu şahısların anayasa değişikliği teklifleri kendilerinin içerisine derc edecekleri yeni maddelerle beraber parti devletini biraz daha muhkemleştirmek, kişi devletini biraz daha muhkemleştirmek ve kendilerinin dışındaki seslere de tahammülsüz olmak ve Türkiye'yi aynen bir tabirimi mazur görün, bir Kuzey Kore gibi, bir Rusya gibi içine kapanmış ve de çok sesliğinin olmadığı, tek sesliğin hakim olduğu ve o tek seslilikle de diğerlerinin hikmet arayacakları bir ülke oluşturmak istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Gelmemek lazım diyorum. O nedenle Mehmet Uçum'u da kale almıyorum. Mehmet Uçum orada bir bürokrattır. Konuşacak kişiler bellidir. Dün de zaten Hayati Yazıcı konuşmuştu. Bu Hayati Yazıcı'yı da konuşturuyorlar. Anayasanın ilk dört maddesi dahil olmak üzere diyor. Birinci maddeden itibaren. İşte bu. Bu işte destin içinde ne varsa dışına o sızarmış. Ve de bunlar destin içindekilerini söylüyorlar. Daha önce meclis başkanları söylemişti. Laiklik olmamalıdır diyordu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Aynı zamanda laiklik dini din ismarcılarına karşı korumak demektir. Bunu yapmak demektir. Buna bile tahammüller yok. Özgürlükçü bir laiklikten yana bile değiller. Jacoben bir laikliği kendi anlayışları içerisinde Türkiye'ye hakim kılmak istiyorlar. Bir yandan diyorlardı ki vesayetçi yapılarla mücadele edeceğiz. Bak karşımızda vesayetçiler var. Beka sorunu oldu. Beka vurgusu var mesela yine. Bunlarla ilgili bir beka sorunumuz yoktur. Türkiye'nin beka sorunu bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme zihniyetidir ve tarzıdır. Ve de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirmiş olduğu bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber artık kurumlar denetlenemiyor. Artık kurumlar hesap vermiyor. Artık Türkiye'de yolsuzluk ayyuka çıkmış vaziyette. Yoksulluk zaten bu yolsuzluğun doğurmuş olduğu yoksulluk tamamen herkese sirayet etmiş vaziyette. 60 milyon Türkiye'de yoksullaşıyor artık. 17 bin lira maaşla geçinilir mi? 20 bin lira maaşla, 30 bin lira maaşla geçinilir mi? Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. O nedenle bu beka sorunu falan da yoktur. Beka sorunu nedir biliyor musunuz? Türkiye'de hukuku ortadan kaldırmaktır. Demokrasiyi rafa asmaktır, kaldırmaktır. Ekonomi de gelir dağında adaletsizliği sağlamaktır. Aynı zamanda da Türkiye'de devleti liyakat, ehliyet ve ahlakla buluşturmamak demektir. Bunu yapmaktır. Beka sorunu dış politikada savrulma demektir. Dün Yunanistan'a başka söylemek, bugün başka söylemek. Birleşik Arap Emirlikleri'yle başka söylemek, bugün başka söylemek. İsrail'e bugün başka söylemek, dün başka şeyler söylemek. Bunun sonucu da Türkiye'de beka sorunu böyle bir beka sorunu oluşuyor. Peki Selçuk Bey yani muhalefet mesela şimdi Mayıs seçimleri geçti. Sonrasında yani o sürece gidene kadar da işte bir altılı masa süreci de geçti. Daha sonra işte o masadan kalkanlar oldu, tekrar oturanlar oldu filan. Böyle bir süreç de geçti. Evet, maalesef. Sizce şu anda hala o birlikteliğe Türkiye'de ihtiyaç var mı? Bu birinci sorum. İkincisi de sizce muhalefet dağınık bir görüntü mü veriyor? Yani ben bir parti içinden bahsetmiyorum. Hani birkaç parti olarak yani tüm muhalefeti kastediyorum. Bir dağınık görüntü mü veriyor? Bir şeyler ters mi gidiyor bu noktada sizce? Siz de şunu söyleyelim. İktidara karşı bütün muhalefetin bir yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara karşı ve yalanlara karşı bir olması gerekiyor. Demokrasi diyerek, insan hakları, hukukun üstünlüğü diyerek bunu yapmamız gerekiyor. Geçen gün Can Atalay meselesinde parlamentoda nağuş olaylar oldu biliyorsunuz. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidar partisi bizi, sizleri Rütük kanalıyla, yazılı basını, basın ilan kurumu kanalıyla, zaman zaman dezenformasyon yasasının 29. maddesi internet yasasını, zaman zaman yargıyla, zaman zaman çetelerle, mafyalarla susturuyor. Parlamentoda da bizleri susturmak istiyorlar. Yani parlamentoda da yapamayacakları hiçbir şey olmadığı halde 15 gün sonra çıkaracakları bir kanun için, 10 gün sonra çıkaracakları bir kanun için bizlere tahammülleri bile yok. Böyle bir ortamda muhalefetin samimi olması gerekiyor. Herkesi samimiyete davet ediyorum ve herkesi önce siyasi partiler yasasını değiştirmeye, seçim kanununu değiştirmeye,
Daha sonra da bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı direnişe davet ediyorum. Burada yarı başkanlıkmış. Efendim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini revize edelimmiş. Bunların hepsi hikayedir. Bu hikayelere kimse kanmasın, bu masallara kimse kanmasın. Bu Pinokyo'lara da kimse inanmasın. Ve sonuç olarak söyleyeyim. Zaten altılı masada çok ciddi şekilde oradan masaya gelmeler, kalkmalar, tekrar oturmaları sonucunda çok ciddi manipüle edildik. Ve ardından da Cumhurbaşkanlığını kaybettik. Parlamento çoğunluğunu kaybettik. Burada insanların kişiye bağlı siyasetlerin doğru olmadığını görüyoruz. İlkelere bağlı siyasetler yapmak gerekir. Siyasi parti genel başkanları da siyasi partiler kanunu için devreye girmelidir.